Manas ailesinin değerli üyeleri Manas ailesine katılmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu, heyecanlı olduğumu ifade ederek başlamak istiyorum. Malum Kırgızistan'dayız. Kırgızistan tarihi Türk tarihi içerisinde önemli bir yer kaplamaktadır. Kırgız ile ilgili ilk bilgilerimiz Çin kaynaklarından Şiçi'de geçmektedir ki bu da milattan önce 150, tahmini 150'lerde 140'larda olduğu ifade edilebilir. Daha sonra milattan önce 201 yılında Kırgızların ilk defa bir devlet yapılanmasına gittiğini biliyoruz. Kırgız devletinin kuruluş tarihinin milattan önce 56'larda olduğunu biliyoruz. Yani 2000 küsür yıllık bir tarih, bir devlet şuuru olan bir Kırgız e, halkından, milletinden bahsediyoruz. Bu son derece önemlidir. 630 yılında Yenisey Kırgız devletinin kuruluşu da bizim için son derece önemlidir. Türklerin ilk yazılı belgesi olarak ifade edilen Göktürk yazıtlarında da ismi geçen Türk boylarından biri Kırgızlardır. Dolayısıyla Kırgız tarihi Türk tarihinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bilge Kağan'dan Göktürk yazıtlarından bahsetmişken Bilge Kağan Türk milletine şunu ifade ediyor. Üste mavi gök yıkılmadıkça, atta yağız yer yarılmadıkça ilini töreni kim bozabilir? İli ve töresi bozulanların hangi hale geldiğini ise meşhur Kırgız edebiyatçımız, büyüğümüz, unutulmaz insan Cengiz Aymatov şöyle ifade ediyor. Mankutlaşırsınız. İşte Türk milletinin, Türk gençlerinin mankutlaşmaması için Manas ailesinin çok çalışması lazım. Geceyi gündüzü ayırt etmeden koşması, koşuşturması ve gençliğimizin mankutlaşmaması, iline töresine sahip çıkmasını sağlamamız gerekiyor. İki ülke arasındaki altın köprü olan Manas'ın kendi vazifesini daha üst seviyelere çıkarması gerekiyor. Bu anlamda bizim sloganımız Manas bir üniversiteden ötesi olacaktır. Gerçekten bir üniversite sınırları içerisinde, kampüs sınırları içerisinde Manas kalmayacaktır. Bu dönemde özellikle bütün arkadaşlarımız Kırgızistan'ın her coğrafyasında, her karışında olacaktır kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında Kırgız Manas Üniversitesi'nin her ferdinin bulunacağını şimdiden ifade etmek istiyorum. Tabi buna ilk başlayacak olan bizleriz. Bugün bir öğrenci ziyaretiyle bunun ilk adımını atacağız. Bu altın köprünün ilk ayağı hiç şüphesiz Türkiye'deki Ulu Pamir köyüdür. Yola çıkarken bismillah derken Ulu Pamir'deki Kırgız kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bütün Kırgızistan'a selam ve sevgilerini ilettiler. Onları buradan iletmenin mutluluğunu ifade ediyorum. Değerli Türk bilim adamı, Nobel ödüllü Aziz Sancar hocamız şöyle diyor. "Çoğu insan zekaya inanır. Ben Zekaya değil emeğe inanıyorum. Çalışmaya inanıyorum. Biz de Aziz Sancar hocamızın ifade ettiği çok çalışmaya inanıyoruz. Çok çalışacağız, emek vereceğiz. İnşallah emeğimizin karşılığını da Rabbim verecektir. Şems Hazretleri diyor ki: Ayağında diken yarası olmayanın Sinesinde kül kokusu sinmez. Bizim ayağımızda, gönlümüzde yaramız var. Bu yara Orta Asya'daki kardeşlerimizi kucaklamak, onlarla hem hal olmak ve geleceğe ışık tutmaktır. Manas bu ışığın, bu fenerin, bu meşalenin yandığı yerdir. Bu meşaleyi söndürmemek, daha güzel günlere taşımak da Bizlerin en önemli vazifesidir. Şunu ifade edeyim. Manas öğrencileri dil, bilim, tarih, edebiyat, kültür, sanat, ekonomi ve spor alanında bir misyon üstlenecektir. Bu misyonu da yerine getirmesi gerekecektir ve bu şekilde de misyon yüklenmiş olacaktır. Şunu ifade ederek sözlerime nokta koymak istiyorum. Şems'ten bahsettik. Şems'in öğrencisi Hazreti Mevlana şöyle ifade ediyor. Dün dünde kaldı can cihazım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Biz yeni şeyler söylemek için buradayız. Umut ediyorum ki Manas ailesi olarak daha çok çalışıp daha çok emek vereceğiz. Allah'a emanet olun.